Şimdi sırada yurtta gelişen olaylardan derlediğimiz haber turumuz var. Deprem bölgesi Düzce'de çadırda kalan Doğan ailesi 40 günlük bebeklerini soğuktan korumak için elektrikli ısıtıcılarını fazla yakınca yangın çıktı. Alevlerin arasına hiç çekinmeden dalan anne Sevinç Doğan, bebeği Zeynep Merve'yi sağ olarak kurtardı. Fedakar anne ise bu sırada çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Japon yardımseverler 17 Ağustos depreminde ağır hasar gören İzmit'teki Bekir Sıtkı Önen İlköğretim Okulu'nun bahçesine 8 derslikli prefabrik okul yaptırdı. Okulun açılışı Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Japonya Büyükelçisi'nin de katıldığı bir törenle yapıldı. Ancak tören esnasındaki yoğun kar yağışı küçük öğrencilerin bir hayli üşümesine yol açtı. Adana Ticaret Lisesi öğrencileri arasında kız yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Yaralanan gençlerden Yusuf Ziya Sıçramaz'ın babası ise olay yerinde görevini yapmaya çalışan bir muhabiri tekme tokat dövdü. Fotoğraf makinesi kırılan muhabir Oğuz Atilla, dayak yediği kişilerden davacı oldu. Samsun'da Kızılay tarafından dağıtılan 40 ton patates vatandaşlar tarafından kapışıldı. Patates alabilmek için uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalan yoksul vatandaşlar büyük izdihama sebep oldu. Yardım dağıtımı sırasında bazı kişiler de ezilme tehlikesi geçirdi.